belediye başkanı olduğu yaklaşık 15 Temmuz'a kadar, 30 Mart'a kadar diyelim, yani yerel seçimlere kadar bu Fethullahçı terör örgütüne her türlü desteği vermiş. Yani 17-25 Aralık'tan sonra bunu kesmemiş. Yani seçime kadar devam ettirmiş çünkü açık televizyon konuşmaları var. Kendisi ifade ediyor. Ben diyor ne istedilerse verdim diyor. Hatta istemediklerini de verdim diyor. İstemediklerini de verdim diyor. Yani dolayısıyla da bakıyorsunuz işte geçmişte MHP ile ilgili çok ağır sözleri var. Devlet Bey ile ilgili çok ağır sözleri var. Kılıçdaroğlu ile ilgili çok ağır sözleri var. Ama 15 Temmuz darbesinden sonra biliyorsunuz bütün o ağır sözleri unutmuş gibi Kılıçdaroğlu'nu bizzat şeye davet etti biliyorsunuz. Telefon ederek Ankara'daki demokrasi mitinginde konuşmaya davet etti. Çünkü o zaman Sayın Cumhurbaşkanı'yla Kılıçdaroğlu'nun arası iyiydi. Ona göre davranıyor. Yani yukarıya göre davranıyor. Ona göre pozisyon alıyor. Kendi konumunu muhafaza etmek, kendisini kurtarmak için ona göre pozisyon alıyor. Şimdi Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu'nun arası biraz gerilince şimdi Kılıçdaroğlu'na yükleniyor ki oradan prim yapabilirim de işte Cumhurbaşkanı'nın gözüne girip kendi konumumu muhafaza edebilirim, kendimi koruyabilirim gibi herhalde böyle bir davranış içerisinde.